Selamlar herkese. Hançer ben. Bugünkü oyunumuz Fabledom. Geçen ay piyasaya çıkan bir ortaçağ şehir kurma oyunu arkadaşlar. Şu anda Early Access aşamasında ve kim bu konuşan? Menüdeki karakter konuşuyor arkadaşlar. İsim verirsen YouTuber olmaya çalışıyorum. Susmayacak galiba. I think there's a word bludgeon in the title. Rica ediyorum sus. Okay, susmayacak gibi arkadaşlar. Sesini bastırayım onun. Enteresan bir oyuna benziyor. Şahane yorumlar almış. Foundation oyununu andırıyor ki kanalda kısa bir serimiz olmuştu. Onun üzerine biraz önce indirdim ve önümüzdeki 30-40 dakika boyunca sizlerle bu oyunu sıfırdan keşfedeceğiz arkadaşlar. Bu karakter muhtemelen susmayacak. Ve gevezelik yapmaya devam edecek benim yaptığım kadar. Krallığını seç diyor. Hikaye başlamadan önce bir krallık seçmen gerekiyor. Ve zara basarak da CD değiştirebilirsin. Güzel. Çok da önemli değil açıkçası. Standart modu seçeceğim arkadaşlar. Böyle ülker mi? Okey. Kırmızı renk beni biraz korkuttu. Şu dağlık olması hoşuma gitti. Şu yaylalar da hoşuma gitti. Şu dağlığı seçeceğim arkadaşlar. Orman da var biraz. Bakalım. Ve detaylar yazıyor bölgeyle ilgili. Ormandı, okyanustu, boyutuydu. Ben bir prensim. Bir prenses arıyorum. Bunlar ne demek bilmiyorum ama göreceğiz arkadaşlar birazdan. Ve play'e bastık. Bu adam bayağı gevezelik yapacak gibi ve kesinlikle atlamak istiyorum buraları. Bakalım ama çok enteresan, keyifli bir oyuna benziyor. A story told of love and woes. When all the kings and queens of yore. Krallar ve kraliçeler çocuklarını keşfe yolluyormuş. New lands of plenty, fields and trees. İşte yeni diyarlar keşfediyorlarmış, ağaçlarla ve tarlalarla dolu. Birds and bees. It's your turn. Sıra sende diyor. Princess you discover, conquer, daring do. Prens seçtik değil mi? Aynen. Friend, tis not just sword that makes one lady or a lord. Seni kral veya kraliçe yapan sadece kılıç değil diyor. Bir krallık yaratmak bir sanattır. Okey, atlıyorum. Enteresan ama oyunu görmek istiyorum arkadaşlar. Bu prenses olayı bakalım nasıl mekaniklere yol açacak, hiçbir fikrim yok. Ama bildiğiniz şehir inşa oyununa benziyordu. Steam'de gördüğüm kadarıyla grafikler çok tatlı. Dediğim gibi Foundation'ı epey andırıyor. Ama gördüğüm kadarıyla böyle bir enteresan hikaye tarzda var gibi. Bakalım nasıl. Chapter 1. Yeni bir başlangıç. VSAD ile haritayı gezdir diyor. Şöyle bakalım uzaktan. Evet, çok tatlı. Bu ne? Bob Barkskin. Ufak tefek dağlık bir bölgemiz var. Ufak tefek değil aslında, oldukça büyük. Bir tane göl var. Böyle hazinelerin olduğu şeyler. Bunlar ne? Kanatlı domuzlar var. Okey. Okey. Aa, çok tatlı. Şelale var bir tane. Tamamdır. Şu bölgeye kurulabileceğiz gibi. Duruyor arkadaşlar. 10 para verdi kamerayı gezdirdim diye. Teşekkürler. Our kingdom began with little more than a humble laborer's hut. Beş tane yol yapıyor. Yol yap diyor. Now, where did that go again? Let's see here. Tutorial çok tatlı. Hoşuma gitti. Tanesi 2 gold mu? Merkez bina var mı? Nasıl yapmalıyım? Şimdilik şöyle yapalım arkadaşlar. O kadar param var mı benim? Param nerede? Çok geç. Yaptım. Bir tane işçi kulübesi yapacağız şimdi. Peki. Ev gibi bir şey mi bu? Şimdilik böyle koyalım arkadaşlar. Bir merkez binası koymayınca biraz kafam karıştı.
artıya basarak insanları koyabilirsin. Burada çalışıyorlar diyor. İki kişi koydum şimdilik. Bina inşa ediyorlarmış. Peki. 10 gold daha geldim. Şimdi ev yapmaya başlayacağız. Okey. Ve etrafına farklı şeyler ekleyebilirsin diyor evlerin. Sürükleyip bırakarak. Bakalım. Şuraya bir tane yapalım. Epey bir büyük ev yapabiliyorsunuz. Ben şöyle yapacağım. Bu kadar büyük olmasına gerek var mı bilmiyorum. Çok tatlı. Şimdilik yeterli gibi. Bir sürü para verdik. Tahtamız 215 tane var. Taşımız var biraz. Sebzelerimiz. Ha, gold buradaymış. Bir sürü goldumuz var ya. Sıkıntı yok. Ve içine bahçe falan yap diyor ama bakalım. Mutluluk vesaire katıyorlarmış. Bir şeyler eklediğiniz takdirde. Biraz ileri saralım. Ve halletsinler onu. Güzel. Ve kendisi otomatik yapıyor. Ben seçmiş miyim ne yapacaklarını? Bir tane tavuk şeyi yaptık. Bir tane köpek evi yaptık arkadaşlar. Böyle şeyler ekleyebiliyorsunuz diğer parçalara. Bakalım. 3 kişi yaşıyor içinde. Ve tuvalet yapabiliyorsunuz. Küçük bir tarla yapabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Total 2 tane oluyormuş. Galiba evi upgrade'lemem gerekecek ileride. Okey. Bir tane çeşme yapmamı istiyor. Grafikler çok hoşuma gitti bu arada. Etrafındaki evlere su veriyor. Tamam. Şöyle. Şimdilik şuraya yapıyorum. Çok kasmayacağım arkadaşlar dizayn işini. İki tane ev yapmamı istiyor bir yandan da. Şöyle yolu uzatalım. Ve bir tane daha ev yapalım yanına. Aynı boyutta yapacağım. Ben seçebiliyor muyum? Randomize diyor. Seçebiliyormuşuz. Bir saniye. Ne koyacağımızı. Böyle. Veya çöpe atıp siz seçebiliyorsunuz. Mesela bir tane bal üreticisi. Elma ağacı. Ve bunlar bir sürü bonuslar veriyor. Bir tane de elma ağacı koydum. Şu anda iki tane koyabiliyoruz. Süper. Çok tatlı. Çeşmemiz de geldi. Şunu da bitireceğiz. Ve yeni insanlar katılacakmış aramıza ondan sonra. Ben tutorial'ı geçmek istemiyorum. O yüzden bekleyelim. Kafama göre inşa etmek istemiyorum. Kaç kişiyiz bu arada? 4 kişiyiz. Ve 6 kişilik evimiz var şu anda. Güzel. Yeni insanlar aramıza gelecek birazdan. Bir tane elma ağacı var. Buradan da bal üretiyoruz. Ve eklediğimiz şeyler binalara farklı bonuslar getiriyor aynen. İşte yemek olsun, bir mutluluk olsun. Çok güzel. Ve birleşti bahçeleri gördüğünüz gibi. Şimdi yeni gelenleri karşıla diyor. İki kişi geliyor. Hoş geldiniz. Bir tarla yap diyor. Tarlayı suyun yakınına yapmalı mıyım çeşmenin? Güzel soru. Şimdilik şuraya yapacağım arkadaşlar. Evin yanına. Su gerekiyor mu bilmiyorum çünkü. Edit mode. Bal kabağı ekebiliyoruz. Ve 40'lık bir araziyi ekebiliyoruz ki... Aa, şurası tepe miymiş? Üzdü. Şöyle yaptım. Aa, çok tatlı grafikler. Şöyle. 39-40. Başka bir şey yapamıyoruz. Kolay gelsin. Bir tane de çiftçi ekleyeceğiz şimdi oraya. Oyun çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakalım.
Hazır. Bir kişi ekledim. Ve 3 kişiyi çalıştırıyoruz, değil mi şu anda? Diğerleri de evde takılıyor. Şimdi oduncu yapmamı istiyor bir tane. Etrafında odun olmalı herhalde. Şuraya yapalım şimdilik. Well, it looks like some newcomers will arrive soon, but there's no available housing. To see how Şuraya many koydum. days are left until the next arrival, hover over the population icon Popülasyona at the top gidersen of 7 gün your screen. içerisinde yeni insanlar geliyormuş arkadaşlar. O yüzden ev yapmalısın diyor. Okey. Şunu kaldırabiliyor muyum? Depo var burada. Kaldıramıyorum şu anda. Olsun. Olsun. Vay, kıvrım vesaire eğim de veriyor yollara. Çok tatlı. Ben biraz daha ev yapıyorum. Şuraya. Daha da büyütebiliyorum, değil mi? Evet. Böyle bir tane ev yaptım. Ne koyalım? Random attım. Bunu da yapalım. Ve bir tane tahtacı ekliyoruz şimdi. Tahta üretmeye başlayacak. 3 tane dekorasyon koy diyor. Koyalım. Çok hoş duruyorlar. Bir tane şuraya koydum. Çok da dekorasyon yok gibi. Bir tane bundan koydum. Şuraya da bir ağaç yapıştırdım. Hamlet. Şehri biraz büyüt diyor. Belli bir popülasyona ulaş diyor. Okey. Tahtacı ne yapıyor? Şunları kesiyor herhalde. Aynen. 55 tahtam var şu anda. 155 pardon. Ve tarlalar çalışmaya başladı. Galiba bir şeye ihtiyaç yok. Üretiyor burada. Aynen öyle. Tamam. Şimdi ileri saracağız. Birazcık yeni insanlar gelecek aramıza ve büyüteceğiz burayı. Ben bu süre zarfında stockpile. Gerek yok ona. Bir tane daha ev yapacağım. Şunu kaldıramıyor muyum ya? Neyse. Önü nerede? Burada. İlk 2 kişi daha geldi. Kaç olduk? 9 olduk. Bir tane daha ev yaptım. Bölgeyi genişletemiyorum şu anda anladığım kadarıyla. Şunu kaydıramıyor muyum? Demolition Tool. Şu anda kaldıramıyorum. Olsun. Ben bir tane daha ev yapıyorum buraya. Random koyuyorum yandaki şeyleri. Islandım şurası. Evet, yollar ıslandı birazcık. Ve 12 kişiye çıkabiliriz. Bir tane işsizimiz var sadece. Diğer herkes çalışıyor mu? Peki tarlada çalışsın bir kişi daha. Çok bir şey değiştiriyor mu bilmiyorum. Tamamdır. Herkes takır tukur çalışıyor. Gelirimiz de var. Vergi alıyoruz. Ve 4 gün içerisinde yeni insanlar gelecek. Bu suya yetişmiyormuş. Kötü oldu. Aa, yapma bunu. Gıdım dışarıda kalmış. Neyse, bir tane daha çeşme yapalım sol tarafa. Şu nerede bitiyor? Burada bitiyor. O zaman şuraya bir tane daha koydum. Hatta şuraya bile koyabilirim. Ne sokağa kasmaya gerek yok. Demo oynuyoruz. Early Access. 200 vergi topla diyor. Onu da zamanla yapacağız. Ve Hamlet'a dönüşmesi için kaç kişi
gerekiyor. Dönüştü bile. 50 para geldi arkadaşlar. Bar açıldı. Taş toplayacağız. Kömür. Ağaç çekeceğiz. Granary geldi. Bir sürü şey geldi. Süper. Lumber Camp'ı tıkla ve Forester yap diyor. Yani eklenti koyuyorsunuz binalara. Ve fonksiyonlar katıyor gördüğüm kadarıyla. Bakalım. Forester ağ çekiyor genelde arkadaşlar bu tarz şeylerde. Ve minik minik ağaçlar belirmeye başladı bu eklentiyi taktığım için. Çok iyi. Yani bu oduncu bölgesi oldu. Daha uzağa bile yapabiliriz oduncuyu. Bir tane de taş ocağı yapmamı istiyor. Taşın üstüne koymalıyız. Ama etrafına mutsuzluk veriyor bu bariz bir şekilde. Aynen buraya koyacağım. Buraya ev yapamayacağız yani. Sıkıntı yok. Güzel planlama yapmışım. Şöyle birleştirdik. Oradan da taş toplayacağız. Bir tane de stockpile yapmamı istiyor. Granary değil. Stockpile. Bağlı olduğu şeylerin deposunu topluyor. Arttırıyor diyor. Neye bağlamam gerekiyor? Emin değilim. Rastgele bir yere yapabiliyor muyum depoyu? Emin değilim. Şuraya koyalım mı şimdilik? Bir tane. Oraya koymayalım. Etrafında 3 tane boşluk olması gerekiyor. Ve ürün seçeceğiz muhtemelen o boşluklardan. Ne depolaması istediğini. İstediğimizi seçeceğiz. Merkeze yapmayalım arkadaşlar. Şuraya yapalım. Bir. İki. Üç. Şuraları depoladık. Seçiyor muyuz ne depolayacağımızı? İki kişi daha geldi. Şu anda seçmiyoruz. Koydum arkadaşlar depomuzu. Evet buradan seçiyoruz. Tahta mı depolasın vesaire. Depo limitimizi nerede görebiliyoruz? Göstermiyor galiba. Max ne kadar taşıyabiliyoruz göstermiyor hiçbir yerde. Peki. Problem değil. Geldi. Burada arkadaşlar köylerimizin mutluluğunu, ihtiyacını görebiliyoruz. Aç mı? Değil. Bir sürü işsiz karakter var şu anda. Onlara ufak tefek işler verebiliriz. Bir tane daha oduncu yaptım. İki kişi daha işsiz. It seems you got a letter from a secret admirer. Birisi bize mektup yollamış. Well, I suppose there's no accounting for taste. They're just joshing. You can open it by clicking the letter icon at the top center of your screen. Winifred. İnsan kızlar bana yürüyor galiba. Öyle bir hikaye olayı da var. Okay, Alliance dostluk istiyor. Peki. Bu haritadalar mı yoksa başka haritadan mı gelecekler bilmiyorum. Neyse hallederiz. Şimdi öncelikle ekonomimize odaklanalım. Halen popülasyon için yer var. İki kişi boşta. Tarlada çalışanlar var. Tamam boşta durabilirler bence. Ya da bir kişi daha taşçı koymamışım bile. Tamam taş çıkarıyorlar. Şimdi. Fabling'i seç diyor şuradan. Burada görebiliyorsunuz. Stockpile'da da biri çalışması gerekiyormuş. Depoları doldurmak için. Tamam. Finansımız. Ve geçmişimiz. Fabling dediği köylüler mi arkadaşlar? Seç bir tanesini diyor buradan. Select. Oradan bakabiliyorsunuz mutluluğuna vesaire. Yeni bir bölge al diyor. Yes, genişliyoruz. 100 param var. Ağaçlar var burada. Burada ruin var. Burada balık var. Burada demir var. Burayı alıyorum. Bence demir daha önemli. Bir bar yapmamı istiyor şimdi. Inn. Depoda yemek olmalı diyor.
bölgeye artı 10 mutluluk getiriyor. Evlerin yanına yapacağız bunu. Yes. Müthiş oldu buraya. Hatta daha buraya... Buraya yapacağım. Evet. Buraya müthiş oldu. Bu bölgeyi aldım. Neden genişletmiyor? Parayı bitirmişim. Bir param kalmış. Yol yapamıyorum arkadaşlar. Fakirlikten yol yapamıyoruz. Boşta kimse kaldı mı? Şu anda sıfır. Birkaç kişi daha gelmeli aramıza. Katılmalı. Ve maliyeti de var bunların. Ama şu anda vergimiz pozitifte. O yüzden çok üzülmüyorum. Kömür geldi. Buralardan yemek geliyor galiba. Şey yaptığımız için. Aynen, ufak tefek bonuslar geliyor. Bakalım. The trusty village inn. Oh, a personal. Buraya iki kişi daha geldi. Birini buraya ekledim. Anyway, the inn adds happiness to its surroundings. The happier your kingdom is, the more newcomers it will attract. Daha doğrusu koyamıyorum nedense. Sınıflar var arkadaşlar. Alt iki sınıftan birini koyabiliyorum. Boşta kimse yok diyor. Nasıl yok ya? İki kişi geldi. Bir kişi unemployed şu anda. Kapatalım. Bir daha açalım. Heh. Bug'a girmiş. Burada arkadaşlar ne yapıyorlar? Etrafına mutluluk veriyor olayı o. Yemek falan tüketiyorlar bir yandan da. Küçük köye dönüş diyor. Popülasyonun bir tane daha ev yapmamız gerekiyor. Yeni gelenler katılabilsin aramıza diyor. Bence buradan genişlemeye devam edebiliriz. Aynen. Şeyleri rastgele inşa ediyorum. Çok önemli değil. Hatta bunların karşısına da ev yapalım değil mi? Şöyle. Param yok. 55 bayağı para gidiyormuş bu arada. Ev yaparken. Küçük köy olmak için ne gerekiyor acaba? 18 kişi gerekiyormuş. Okey. Ve depoları doldurmaya başladık. Taşlar sınırlı mı acaba? İki kişi daha geldi. Bunu da inşa ediyorum. Ve küçük köye dönüşeceğiz şimdi. Onun dışında kömür yap diyor. Kömür de etrafı kirletiyor muhtemelen. Bakalım. Burada. Burada. 50 para lazım. Evet, mutsuz ediyor etrafı. Tahtadan kömür yapıyor. Yemeğimiz fena değil. Tahta da fena değil şu anda. Birazcık para gelmeli sadece. Bakalım. Sınırsız değilmiş. 500'müş. Hmm, okey. Odunlar takılıyor. Depolar ne alemde? 150. Tanesi 150 taşıyor. Tamam. Ama şu mouse'u götürünce keşke total depomu da gösterse. Anlamıyorum çünkü. Tek tek bunlara mı bakacağım? Neyse. Early Access'te. Şimdi birazcık daha para kasacağız. Ki vergi verip duruyorlar. Ve kömürcü yapacağız bir tane. Aynen, negatif etkisi var. Sırf evlere mi acaba? Muhtemelen. Bakayım. Göstermiyor. Muhtemelen evlere. Şuraya koyalım. Şahane oldu. Tahtacının yanına koymak daha mı mantıklı? Hızı taşısınlar diye. Belki daha mantıklı olabilir. Su gerekiyor diyor. Su... Tamam. Bunlar su mu gerekiyor gerçekten bu binalara? Önde niye böyle bir şey var? Su sembolü var. Bilmiyorum. Su gerekmemesi lazım bu binalara. Neyse. Her şeyi çözmeye gerek yok arkadaşlar. Yarım saatte. İki kişi daha geldi ve küçük köy olduk.
Kraliyet başlayacak şimdi. Buğday falan ekebileceğiz. Ve buraya da bir tane kömürcü koyuyorum. Kömür üretmeye başladık. Taş yetişmiyor bu arada. Buraya da bir kişi daha koydum. İki taşçım var. Bir kişi de işsiz şu anda. Krallık diye bir para birimi geldi. Soyluluk veya. Peki. Şimdi. 15 kömür üreteceğim. Granary yapmamı istiyor. Ve orada yemek depolamamı istiyor. 50 tane. Sevgili Granary. Yapmadık değil mi daha önce? Bunu da şuraya yapalım. Ya da tarlaların yakınına yapalım. Şurası nasıl? Şöyle yapalım. Aynen. Yapıştırdım. Yemekleri de burada depolayacağız ama total yemek depomu söylemiyor oyun. Ki neden söylemiyor bilmiyorum. Şu anda 230'a çıkmış. Ve 80'i burada. Aa burada dolmuş. Dolmuş ünlem işareti gösteriyor. Okey. Burada yazıyor. Yukarıda yazmıyor. Keşke total depomu yazsa burada. Sıkıntı yok. Oradan taşıyacaklar diye düşünüyorum. Tarladan. Buraya doğru. Tabi birisini çalıştırmam gerekiyor öncelikle. Çok güzel. Çok net oyun ya. Aşırı net. Her şey çok net. Tutorial 10 numara. Anlatıyor. Ve taşımaya başladık. Kömür de yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi plank yapmamı istiyor tahtadan. Tahta yetişmeyecek her şeye. Plank. Buradan. Aynen. Bu da çirkin bir şey ve tahtacı şey olduğu için tahtacının yanına yapacağım. Karşısına yapacağım veyahut da. İki kişi daha geldi. 20 kişi olduk. Yetişemiyoruz. Daha çok ev yapalım. Yemek yetecek mi? Yetiyor gibi. Homestead. Şu ortayı boş bırakıyorum. Ya da şurayı boş bırakacağım. Buraya bonus veren binaları koyarız. Şöyle yaptım. Ne bonus veriyorlarmış? Bayrak artı 3 mutluluk veriyor. Bu da artı 3 mutluluk veriyor. Bu da hepsi aynı şeyi veriyormuş. Bazıları yemek üretiyor. Ha, iki opsiyon varmış. Ya yemek üretiyorsunuz ya da çekicilik veriyor. Ben yemek üretenleri seçeceğim. Bunları dolduramıyorsunuz. Belki upgrade'leyince ileride doldurabiliyorsunuzdur. Güzel. Kömür niye birikmiyor? 14 kömürüm var. Ha, kömürler burada. Çünkü depom yok galiba. Yo, var. Var. Burada da birikiyormuş. Güzel. Güzel. O da bitti. Kömür de var artık. Şimdi 10 tane plank yapmam istiyor. Ki buraya var mı? Köylü var. Var. Herkesi çalıştırıyoruz şu anda. Plank yapmaya başladılar. Messenger Guild yapmam istiyor. Yardırıyoruz arkadaşlar. Dekorasyonlar açılıyor bu arada. Masa. Yapalım. Masa. Şu kenara koyalım. Oturacaklar mı? Şöyle bir çiçek şeyi koydum yanına. Şunu da şuraya koydum. Tatlı oldu kenar. Oo, kış geldi, yandık. Bayağı yemeğim birikti de popülasyonum çok yüksek. Yemek gelecek mi? Bir saniye yavaşlatmalıyım oyunu. Eventler varmış. Prince Secret Santa mı? Okey. Secret Santa bir oyun arkadaşlar. Rastgele bir kura çekiyorsunuz. Herkes birbirine hediye alıyor kimi çektiyse. Birisi bana 35 kömür yollamış. Okey, şimdi. Burada ne var? Kömür yok. Evde de yakıyoruz bir yandan da. Tam zamanda kömürleri yapmışız arkadaşlar. Sıfır gösteriyor da bayağı kömürüm var şu anda. Orada niye sıfır gösteriyor bilmiyorum. Belki de sıfırdır. Galiba sıfır. Evlere taşıdılar sanırım. Evet, birer tane evlerde üç tane. Tamam. Donmayacaklar umarım ki. İnsanlar yazmış tutorial'ı oynayanlar.
Kışta dondu, herkes öldü dedi demişler. Ama biz bu hatalara düşmemeliyiz arkadaşlar. Binlerce böyle oyun oynadım. Kömürcüde sadece bir kişi çalışabiliyor. Hediye de geldi. O yüzden hallederiz diye düşünüyorum. Okey. Şimdi dekorasyonlarımız da hazır. Biraz soğuk şu anda orada oturmak için ama güzel oldu. Kenarda. Messenger. Guild. Neredesin? Burada. 100 para gerekiyor. Diğer krallıklara yollayıp iletişim kurabiliyorsun diyor. Hediyeler yollayabilirsin. Dünya haritasını açıyor. Ve çekicilik getiriyor etrafa. 10 tane plank lazım. Ki yolda onlar. Birazcık beklememiz gerekiyor gördüğüm kadarıyla. İki tahtayı bir kömüre çeviriyorlar orada. İki taşçıya ihtiyacın var mı? Takılsınlar, takılsınlar. Şu anda bir kişi işsiz. Üşüyorlar mı? Biraz üşüyorlar. Koyacağım yer yok ya. Her yer dolu neredeyse. Bir tane daha tahtacı yaptım. Herkes çalışıyor takır tukur. Bir gıdım üşüyecekler gibi, yapacak bir şey yok. Şöyle harita nasıl, dondu mu? Yok, göller donmamış en azından. Ama harita gerçekten enteresan bir hale gelmiş. Şu ne? Stone Giant. Kapışıyoruz da arkadaşlar. Savaş da var ama oraya gelemeyeceğiz muhtemelen. 5000 canı mı var? Peki. Hero çıkarman lazım dalmak için diyor. Peki, peki, peki. Şurada hayvanlar var. 50 canları var. Ve 100 para geldi. Şimdi Messenger Guild'ı şu merkeze yapacağım. Bu etrafa komple bonus veriyor çünkü burası. Şunun arkasına yapamıyorum değil mi? Çeşme var. Looks cold out there. Oh look, my wand has shrunk. Bu karakter de bel altı espriler yapıp duruyor. Okey, okey. Şu Nobility'yi ne yapacağız bilmiyorum şu aşamada. Belki ileride gelecek. Kasıyoruz. Mutluluk 61 fena değil. Daha çok ev yapmam lazım. Daha çok insan istiyorum. Fakat para. Para, para, para. Burada da gösteriyor zaten bir gün içerisinde. Gelecek para. Ki geldi. Bir tane daha ev yapacağım şimdi buraya. Para yok. Her şey para. Aa, bir şeyler var. 75 tane sebze yolladılar. Okey. Hayatta kalmam için elinden geleni yapıyor oyun. Ama hallediyoruz açıkçası. Çok da sıkıntı yok. Çok ihtiyacım yoktu. Mevsimler nerede yazıyor acaba? Onu göremedim. Bir çizelge yok gösteren. Ya da ben bilmiyorum şu aşamada. Tahta eriyor ya. 3 kişi çalıştırmıyor muyum? Çalıştırıyorum. Yetişmiyor ama. En güzeli de kömürcünün işi. Orada oturuyor kömürler hazırlanırken. Keyif. Çiftçileri galiba kovabilirim bu mevsimde. Aynen, çalışmıyorlar. Ve şimdi çalışmaya başladılar. Alamıyorum. 2 kişi geldi. Evi bitirmediğim için alamıyorum. Ne yazık ki. Ne kadar bekleyecekler? Üç günde ayrılacaklarmış. Tam sordum ve cevabını verdi. Ev geliyor ama alabileceğim birazdan. Mesela bir gün çizelgesi de yok. Ev geldi, geldi. Niye alamıyorum? Refresh yapmıyor bir sürü ekran. Bunun yenilenmesi lazım. Halbuki şu anda evim var boş. Neyse, early access'te olacak o kadar. Hop. Artı 2'ye çıkarmam gerekiyormuş. Son anda gördüm ve aldım. Son anda gördüm. Şimdi. Messenger yapıyoruz bir tane. Yaptım, gitti. Herkes mutlu oldu etrafta. Paramızı aldık. Şimdi başka bir dünyaya, haritaya yollayacağız.
Okey, dünya haritası. Ben buraya yayılmıştım arkadaşlar. Lugella krallığı. Ve şunlara yollayabiliyoruz. Şuraya yollayalım. Hepsi aynı fiyat. Oralardan prenses mi bulacağız? %100 ihtimal 7 gün içerisinde varacak. Bir kişi daha ekleyelim. Okey. 50 gold'um var. Bir tane daha yollayacağım. Gerek yok ama. Şuraya da yollayacağım. Paran yok diyor. Pardon. 100 gerekiyormuş. 100 gerekiyormuş. O zaman ev yapmaya devam. Yardırıyorum. Ona da param yok. Yemekler biraz azalmaya başladı arkadaşlar. Bence daha çok tarlaya ihtiyacım var. Popülasyonu biraz uçurdum çünkü. Müthiş hızlı uçurdum. Ve yemekler bence azalmaya başlayacak yakında. Bir sonraki kış can yakacak. Şu evi yapayım. Sonra şey yapacağım, tarla yapacağım bir tane. Evet, ürünlerimiz çakıldı. Altyapımızı kuvvetlendirmem gerekiyor. Çok fazla popülasyon yaptım. İki kişi işsiz şu anda. Ve köye dönüşeceğiz yakında. Birkaç güne de habercimiz gidecek. Oradan 50 gold gelecek. Yapan yok mu burayı? Yol yapalım. Chapter 2. Su mu yetişmiyor? Yine mi? Yapma. Buna bakmam gerekiyor evleri kurmadan. Evi şuraya koysam su yetişecekti. Ben buraya koydum. Ve Agnes diye bir karakter var. Hasat prensesiymiş. Hoş geldin krallığıma diyor. Otuz sebze verip ilişkimizi arttırabilirim. Okey, hediyeyle gidelim arkadaşlar. Vay. Hepsinin kendi kral, her krallığın kendi yöneticisi var ve kendi karakteri var diyor. Görevleri ve ödülleri de var. İ'ye basarak öğrenebilirsin diyor. Ve ilişkileriniz var diyor. Okey. Sevgili olaylarına girmek için ilişkini yükseltmelisin. Prenses olayları burada geliyor galiba. Prens seçseydim erkekler çıkacaktı herhalde. Bilmiyorum. Hirosunu ve ordusunu bilmiyorum. Casus yollayarak öğrenebilirmişim. İlişkimiz biraz arttı. Casusluk ve savaş mekanikleri de var anladığım kadarıyla. Onun dışında... Ve hediye olarak böyle itemler, tasarımlar vesaire binalar gelecek gördüğüm kadarıyla. İ'ye basayım ben mi? Hiçbir şey çıkmadı. Okey, şunları da yollayalım da param yok. Diğerlerini merak ettim. Agnes fena değilmiş. Bakalım biraz kepçe kulak ama ne yapacağız arkadaşlar? Kendi tipim bile bilmiyorum oyunda. Göstermedi. Hediye yolla diyor. Hediye yolla diyor. Elli buğday yollayabilirim. Sen buğday ekebiliyoruz değil mi? Yine açıldı. Yes. No. Ben bir tane daha tarla yapacağım her türlü. Evet, ekebiliyoruz burada gösteriyor. Bir sürü şey gelecek daha. Oraya doğru geniş... Buraya doğru genişleyelim. Şu bölgeyi alayım mı? Orada balık da var. 200. No. Yan yana olsun istiyorum tarlalar. Buraya mı yapsam? Haydi buraya yaptım diğer tarlayı da. Yes. Ve buğday. ...38... ...39, 40. Çok güzel. Oyun müthiş keyifli arkadaşlar. Keşke Early Access'de olmasa. Kesinlikle serisini çekmek istiyorum.
Son zamanda oynadığım en keyifli şehir inşaat oyunlarından bir tanesi. Savaş mekaniklerinin olması daha da güzel. Hero, casusluk falan geliyor. Ve ne oldu? Köye dönüştük arkadaşlar. Yel değirmenleri geldi. Hero çıkarabileceğiz ve bir sürü para verdi bana. Şahane. Şimdi hediye yollamak için tahıl toplamam gerekiyor biraz anladığım kadarıyla. Ve 5 kişi işsiz. Ben bir tane daha tahtacı yapacağım. Ama bölge de almak istiyorum bir yandan. Çünkü aslında burada bir sürü yer varmış ya. Ne yapacaksın bölgeyi? Şöyle uzatalım şunları. Bu ne? Bob Barkskin. Hero ile konuşabilirsin diyor. Okey. Yol geçiremedim. Ağacı kesmem gerekiyor arkadaşlar. Yol geçmesi için. Şuraya bir tahtacı yaptım. Biraz uzakta ama olsun şimdilik. Yanına da şeyden yaptım. Okey. Ve tahtacı. Bir tane daha kömürcü de yapabilirim aslında. Onun yanına yapalım. Yanına da kömürcü yaptım. Birileri bize katılmak istiyormuş. 75 paraya. Ya da 5 nobility'ye. Ama yerim yok. Düşüneyim dedim. Bol bol böyle eventler, olaylar da gelecek anladığım kadarıyla. Şey yapalım. Bir tane daha çeşme yapalım. Şu buraya kadar yetiyor. Bunu da şuraya yapalım. Ve evde yapalım. Bu ne? Susuzluk şeyi mi? Kuraklık? Ha, pozitif negatif şeyler sembolize ediyor. Okey, buralar yeşil komple. Bir tane daha ev yaptık. Yardırıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan hasat almam lazım. 1, 2, 3 kişi koydum. Muhtemelen çok kişi koyunca çok hasat alıyoruz. Emin değilim. Çok anlatmıyor. Buraya da 3 kişi koydum. Şimdilik daha doğrusu bir kişiyi buraya koydum tahtacıya. Yardırıyoruz gerçekten. Halen game over olmamam. Şahane. Şu hediyeyi yollamak istiyorum da yollayamıyorum. Çünkü hediye anladığım kadarıyla 50 grain biriktirmem gerekiyor. Pozitif etkisi oluyor ama hediye istiyor. Aynen. Ev ne alemde? Haydi arkadaşlar. Haydi tempo. Tahtam kalmamış bu arada, o yüzden ev çıkmıyor. Depoya da çok uzak kaldılar. Ta oradan depo şey yapıyor. Evet. Evet, popülasyonumuz biraz yükseldi arkadaşlar sayısı. Ne yazık ki. Bu kömürcü ta oradan tahtayı aldı, buraya mı getirdi? Kötü. Çok verimsiz hareketler. Geldi kömürcü. Şimdilik gerek yok bir şeye. Çeşme de geldi. Çok iyi. Boşta olan kimse yok. Bir sürü plank birikmiş. Plankçıyı kapatıyorum arkadaşlar. Unutacağım kesinlikle sonra. Pause gibi bir tuş var mı? Yok, kesin unutacağım. Onu tahtacıya ekliyorum. Plank'e gerek yok şu anda. Zaten tahtayı harcıyor da bir yandan da. O yüzden harcamasın. Şöyle bakalım. Bayağı şehir yaptık yarım saatte ya. Bu arada hiç saatime bakmadım. O kadar keyifli ki. 45 dakika olmuş. Ben biraz daha oynayacağım arkadaşlar. Bu çok keyifli bir oyun. Normalde 30-40 dakikada
kesiyorum ilk izlenim videolarını. Ben bayıldım bu oyuna. O yüzden devam edeceğim. Şeyleri toplamaya başladık. Taşım bitmiyor değil mi? Yok, bir sürü var daha. Burada insanlar çalışıyor. Yeni evimiz geliyor. Ve iki kişi daha aldık. Hatta daha da çok ev yapalım. Sokak yapmamışım. Şurada bir boşluk bırakıp sokak çeksem çok daha tatlı olurdu. Su geliyor mu oraya? Bu sefer bakacağım. Gelmiyor oraya, su yapamaz sence. Oraya yapma. Peki şuraya yapalım. Şöyle yapalım evi. Çok güzel. Güzel. Daha pozitif bonus verecek binalar olacak. Muhtemelen çok dip dibe yapmamaya çalışıyorum. Şimdi odunlar da gelmeye başladı. Süper, her şeyimiz var. Grain ne yazık ki 45. Haydi 50 olsun. 60. Haydi yolluyorum. Buyurun. 7 gün. Yallah. Dans ediyor, bir hareketler yapıyor. Anlamadım. Diğer iyiye basınca açılıyor dedi ama diplomasi. Göremedim. Diğer karakterleri keşfetmem gerekiyor galiba. 100'e yolluyorduk değil mi? 50'ye mi yolluyorduk? Diğer NPC'leri de merak ettim ben. Biraz para harcamak olacak şu noktada ama. Şurası. 100'e yollayabiliyoruz. Yer yok. Yer yok. Şunu halletsinler. Okey. Şimdi nobility puanını kullanarak 5 tane. Bam. En iyi insan getirdim. Bir tane de görevim var. Görev şeye gidiyorlar. Messenger'ımız. Tamam. Evleri upgrade'leyebilecek miyim acaba? İki kişi daha geldi. 36 kişi olduk. Yardırıyoruz arkadaşlar. Kömürcüye bir kişi ekliyorum artık. Oduncuya bir kişi ekledim. İki kişi halen işsiz. Yemeğimiz fena değil. Tahta çok az geliyor. Tarlada full çalışıyorlar. Okey gibi. Stockpile. Buraya bir kişiyi daha mı koysam? Ya da bir tane daha mı stockpile yapsak? Neyse, bunlar biraz koşturuyor gibi hissediyorum. Ama boşta durmasın, bir kişi daha ekledim. Granary'de bir kişi yeter. Çok merkezi bir yerde. İki tane amelemiz var. Okey gibi. Mesaj gitti arkadaşlar Agnes'e. Bir saniye, tarlada bir şeyler varmış. %50 azalacak gelir şey, tarladan gelenler veya para vermem gerekiyor. %50 azalsın. Sıkıntı yok. Ne oldu? Mektubumu nasıl karşıladı? Ses çıkmadı. İlişkimiz biraz daha arttı. 100 tane şey yollarsam, tahıl, ilişkiye başlayabiliyoruz. Kaç tane var bende? 28 tane var. Ben diğer karakterleri açmak istiyorum. Şuraya gidelim. Değil mi? İlk tanıştığımız kızla yardırmayalım. Kendimize fırsat tanıyalım. Diğer karakterleri de görmek lazım. Aynen şey diyor. Courting. Yürü diyor bir tanesine yani. Diğer karakterlerin quest olarak. Yine neler geldi? Bir şey gelmemiş. Stone Quarry. Stone Camp. Bunların farkı ne? Stone Camp yapmışım ben. Bir de Quarry var. Buna upgrade'leyebiliyor muyum? Hayır. Bunlar farklı şeyler. İkisi de taş topluyor ama bu... Farkını anlamadım. Galiba daha çok iş çalışıyor. Biraz daha
kaliteli. Aynen bu kamp, diğeri maden gibi. Şu anda gerek yok onu yapmaya. Başka yel değirmeni gelmiş. Tahıldan un yapıyor. Okay. Yapsın. Oo, kocaman. Kocaman. Sıkıştırmak istemiyorum ya. Yer yok ne yazık ki. Doğru düzgün. Buraya yapalım. Yani yerden de kazanmak istiyorum. Şuraya yaptım. Bu ne ya? Giovanni. Okey, sen kal. Sen gelme. Merhaba diyorum düz. Buna da yürüyebiliyoruz. Aman tanrım, ciddi olamazsın. Evet, Agnes'teyiz şu anda. Şuraya da bakacağız. 150 gold gerekiyor. Birazdan birikecek arkadaşlar. Sonra da veda ederim sizlere. Yoksa saatlerce oynayacağım ben bu oyunu. Aşırı tatlı bir oyun. Hero çıkaramadık, onu üzüldüm de. Çok ileride geliyor muhtemelen o. Aynen, 200 gold gerekiyor. Ve karanlık gözüküyor nedense. 10 tane. Bu materyal ne? Var bende 10 tane plank. Yel değirmenimiz de geldi. Buraya da bir kişi koyalım. Kaç kişi işsiz? Bir kişi işsiz sadece. Un üretiyor da unu ne yapacağım? Unu yiyorlar mı direkt? Fırın yok. Fırını göremedim. Burada ekmekçi var. Ama büyük köy olmam gerekiyormuş. Yani şunu yapmanın çok manası yokmuş şu anda. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 150 olsun paramız. Diğer yeri de açacağım. Sonra sizlere veda edeceğim. Hero'larla da demek ki etkileşime giriyorsun. Böyle binada bina diyorum. Haritada şeyler çıkıyor enteresan. Bıyıkları da var. Vay. Şaka maka 40 popülasyon yaptık bir saatte. Ve kömür birikti, tahta yemek birikti. İyi oynuyorum, hiç fena değil ya. İlk defa oynuyor olmama rağmen. Oyun güzel anlattı çünkü. Tutorial şahane anlattı. 39'a çıktık. Şimdi 200 gold gerekiyor sadece. Yok, 150 miydi? 150, yolladık. Son karakteri de öğreneceğiz. Ben prensim dedim. Spesifik seçmen mi gerekiyordu? Flirt yapabiliyorsun, el sallayabiliyorsun. Prenses arıyorum dedim. Bu kadın mı? Yo, prince diyor. Niye böyle bir tip çıktı? Okay. El sallayalım. O da el salladı. Agnes'e el sallayalım. Ele bak. Dört parmak. Sıkıntı. Neyse. Son elçimizi de yolladık arkadaşlar. Bakalım. Kuzeyden çok umutluyum. Viking tarzı bir kız çıkacak bence kuzeyden. Çok tatlı ya grafikler gerçekten. Ne zaman varacak? 7 gün mü kaldı? Yok ya, 6 gün var. Peki. Bir şeyler daha yapalım o zaman. O gidene kadar. Dekorasyon patlatabiliriz 2-3 tane de çok bir şey açılmadı şu aşamada. Thank you.
Havuz gibi bir şey yok mu ya? Alamıyorum ne yazık ki. Kapasitemiz doldu. Kusura bakmasınlar. Aynen, dekorde edebiliyorsunuz. Çok temel şeyler var şu aşamada ama ileride eklerler muhtemelen. Bu ne, tuvalet mi? Koyalım. Önemli. Şuraya bir tane koyalım. Ha bu kız. Okey. Zaten muhabbet etmiştik bu. Savaşçı prensesmiş. Kömür yolladık. Hoppa. Dans falan ediyor. Arada kaldım arkadaşlar. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Agnes'i tutanlar Agnes yazsın. Winifred'i tutanlar Winifred yazsın. Bakalım kim kazanacak? Yorumlara bekliyorum cevabınızı. Ben Agnes'ciyim biraz daha. Bu savaşçı prenses istemiyorum. Aynen. Ben Agnes'ciyim. Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. İsteyen Giovanni de yazabilir. Size kalmış. Ben eleştirmiyorum kimseyi. Şöyle bir flört edelim ve bitirelim. Hoppa, kalpçikler attım. Çok tatlı bir oyun arkadaşlar. Bayıldım. Early Access'te çok yeni çıktı. Ve kesinlikle takip ediyor olacağım. Tam sürümü çıktığı gün seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bayıldım. Kombat da var anladığım kadarıyla. Daha fazla diplomasi de olabilir. Şu anda sadece 3 kişi var da bunların hepsi farklı ulus olursa bunların hepsiyle diplomasi yapmak, questlerini yapmak, savaşmak vesaire ve bütün haritaya yayılmak bence çok keyifli bir sezona ve seriye dönüşecek. Heyecanla bekliyorum arkadaşlar tam sürümünü. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.